Evet. Kazanım 56'dayız. Şimdi burada demiş ki aşağıda verilen denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz. Burada bir tane denklem birinci dereceden diğer denklem ikinci dereceden. Burada yapacağımız olay birinci derece verilen denklemden bir tane bilinmeyeni çekmek. Şimdi burada ister x'i çekelim ister y'yi çekelim. Y'yi çekmek daha kolay çünkü x'i çektiğimde 2'ye bölmem gerekecek. Buradan y'yi yalnız bırakırsam 2x'i diğer tarafa atacağım. Y eşittir 3 eksi 2x. O zaman ben burada y yerine aşağıdaki denklemde de Y yerine 3 eksi 2 x yazarım. X kare eksi y kare yani 3 eksi 2 x'in karesi. Eksi 2 çarpı x çarpı y. 2 çarpı x çarpı 3 eksi 2 x eşittir 7. Şimdi bu denklemi düzenleyelim. X kare. Şimdi 3 eksi 2 x'in tam kare açılımını yapacağım. Birincinin karesi 9. Önünde eksi var. Direkt eksiyle çarpacağım. Eksi 9. Birinci ile ikinci çarpımın 2 iki katı. 3 çarpı eksi 2 x. Eksi 6 x 2 katı eksi 12 x. Önünde eksi var. Artı 12 x oldu. İkincinin karesi 4x kare önünde eksi var. Eksi 4x kare. 2x'in karesini aldım. Eksiyle çarptım. Burayı dağıtıyorum. Eksi 6x. Burası eksi 6x geldi. Burası ise artı 4x kare oldu. Eksi 2x çarpı eksi 2x artı 4x kare eşittir 7. Şimdi toparlayalım burayı. Eksi 4x kare artı 4x kare gitti. Bir tane x kare kaldı. 12x eksi 6x artı 6x. Şimdi burada eksi 9 var. Başka var mı sayı? Yok. 7'yi de bu tarafa eksi 7 diye atalım. Eksi 9, eksi 7, eksi 16. Böyle bir denklem elde ettim. E çarpanlara ayırdığım zaman X e x burayı da artı 8'e eksi 2 diye ayırdığım zaman çarpımları eksi 16 toplamları artı 6. Yani düz birleştirdiğim zaman buradan x artı 8 çarpı x eksi 2. x artı 8 sıfırsa x eksi 8 olur. x eksi 8 sıfırsa x, x 2 olur. Şimdi x eksi 8 ise y dediğim neydi? 3 eksi 2 x. Yani 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 8'den 16 artı 3 y 19 oldu. x2 ise y eşittir 3 eksi 2 çarpı 2'den yani 3 eksi 4'ten eksi 1 oldu. O zaman çözüm kümemi yazayım buraya. Çözüm kümesi x eksi 8 için y'sini 19 bulduk. x2 için y'sini eksi 1 bulduk. Eksi 8 virgül 19 2 virgül eksi 1 çözüm kümem oldu. Geçtim ikinci soruya. Burada yine aynı şey. Buradan yine y'yi çekelim. Y'yi sağ tarafa birinci dereceden denklemden. Eksi 2'yi de sol tarafa atalım. Eksi y. Eksi y diğer tarafa. Y diye gitti. Yani eksi 2 de sağ tarafa artı 2 diye gitti. Y eşittir 3x artı 2. O zaman burası ne? 2x kare eksi y. Eksi 3x eksi 2. Eşittir 0 oldu. Şimdi bunu çarpanlara ayıralım. Kalemi rengi değiştireyim. Şurayı 2x e x. Şurayı da eksi 2'ye artı 1 diye yazdığım zaman çapraz çarpıyordum bunları ne oluyordu? Eksi 4x artı x eksi 3x veriyor. O zaman bunları düz birleştireceğim. Yani bu ifade aslında 2x artı 1 çarpı x eksi 2 oldu. Eşittir 0. E buradan 2x artı 1'i 0 eşit dersem x eksi 1 bölü 2 geldi. x eksi 2'yi 0 eşit dersem x 2 geldi. x eksi 1 bölü 2 ise y dediğim neydi? 3x artı 2. x yerine eksi 1 bölü 2 yazarım. Eksi 3 bölü 2 artı 2'den yani 4 eksi 3'ten y 1 bölü 2 bulundu. x yerine 2 yazarsam 3 x artı 2, 3 çarpı 2, 6 artı 2, y'yi direkt 8 bulurum. Onu direkt yazmış olayım. O zaman çözüm kümem x'i eksi 1 bölü 2 iken y'si 1 bölü 2, x'i 2 iken y'si 8 oldu. Bu şekilde bir denklem elde ettim. Geçiyorum diğer soruya. Yine burada birinci derece denklem var yukarıda aşağıda. İkinci dereceden denklem. Yukarıdan yine y'yi ya da x'i çekeyim. Fark etmez. Ben genelde y'yi çekiyorum. Bunu bu tarafa attığım zaman y eşittir x eksi 1. O zaman burada yerine yazıyorum. x kare artı 2 çarpı x eksi 1'in karesi. 2 çarpı x çarpı x eksi 1. Y gördüğüm yere x eksi 1 yazdım. 10 eşittir 0. Şimdi x kare. Şimdi x eksi 1'in karesi. Birincinin karesi x kare. 2 ile çarpım Önünde 2 var. 2 x kare. Birinci ile ikinci çarpımı 2 iki katı. 2 x. Önünde 2 var. Eksi 4x oldu. E, e, i̇kincinin karesi birin karesi 1 2 ile çarptım. Artı 2. Şimdi şurayı da dağıtıyorum. Şu artı 2'yi düzgün yazayım. Eksi 2x kare. Burası da. Eksi 2x çarpı e, eksi 1 artı 2x oldu. Bir de eksi 10 oldu. Eşittir 0. Şimdi buraları toparlayalım. 2x kare eksi 2x kare gitti. Burada bir tane x kare kaldı. Tamam. Eksi 4x artı 2x eksi 2x oldu. Eksi 4x artı 2x. Eksi 2x oldu. Bir de eksi 10 var. X kare eksi 2 x eksi 10 eşittir 0 oldu. Şimdi burası x'e x burası eksi 10'u da eksi 5'e e artı 2 diye mi ayıracağım? Eksi 5'e artı 2 diye ayırdığımda çarpanlara ayrılmıyor sanki. Burada bir yerde hata mı yaptım ona bakayım. Evet burada hata yapmışım. Burada eksi 10 değil de şöyle bir eksi 10'u sileceğim. Eksi 8 oluyor. Neden? Çünkü artı 2 eksi 10 eksi 8 oluyor. Kalemi rengini şöyle değiştireyim. Şurası eksi 8 oluyor. Şimdi çarpanları ayırayım. Şuraya dedik ki x'e x. Burası ise eksi 4'e artı 2. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2. Düz birleştireceğim bunları. Şimdi x eksi 4 sıfırsa bunu ben x eksi 4 çarpı x artı 2 diye yazıyorum. x eksi 4 sıfırsa x eşittir 4. x artı 2 sıfırsa x eşittir eksi 2. Şimdi x 4 ise x yerine 4 yazdığım zaman y eşittir x eksi 1'di y'si 3 bulunur. Onun dışında x eksi 2 ise y dediğim eksi 2 eksi 1'den 1 eksi olacak eksi 3 bulunur. Yani benim çözüm kümem eksi 2'ye şöyle köşeli parantez yapayım tabii ki eksi 2'ye eksi 3 virgül 4 virgül 3 diyeceğim. Buradaki çözüm kümem için. Devam ediyorum. Dördüncü soruya geçelim. X kare artı x'ye artı y kare verilmiş. Aşağıda da ne verilmiş? X artı y eksi 2 eşittir 0. Buradan yine y'yi çekecek olursam yani x eksi 2'yi karşıya atacağım. 2 eksi x olacak. Birinci denklemde yerini yazıyorum. X kare artı x çarpı y yani x çarpı 2 eksi x artı y kare artı 2 eksi x'in karesi. Eşittir 7. Şimdi x kare şuraya dağıtınca artı 2 x x çarpı eksi x eksi x kare. Şimdi 2 eksi x'in karesini alıyorum. Birincinin karesi 4. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı. Eksi 4x artı ikincinin karesi x kare. Eşittir 7. x kare eksi x kare gitti. Şimdi bu e, sol tarafta bir tane x kare kaldı. 2x eksi 4x. Eksi 2x oldu. Burada 4 var. Buradaki 7'yi de eksi 7 diye atarım. Eksi 3 eşittir 0. Denklemin bu oldu. E şimdi buraya kalemi rengini değiştireyim. çarpımlara ayıracağım. ikincilerin denklem. X'e x. E x eksi 3'ü eksi 3'e artı 1 diye ayırdığım zaman çarpımları eksi 3 toplamları eksi 2 ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Şimdi x eksi 3'ü sıfıra eşit dersem x eşittir 3 x artı 1'i sıfıra eşit dersem x eşittir eksi 1. X yerine 3 yazarsam y dediğim eksi 1 olur. Neden? 2 eksi x'ti. 2 eksi 3'ten eksi 1 x dediğim eksi 1 olduğunda y dediğim 3 olur. 2 eksi eksi 1. Şurada x yerine eksi 1 yazarsam 2 artı 1'den 3 oldu. Yani benim çözüm kümem ne oldu? x 3 y eksi 1 x eksi 1 y 3 oldu. Bu şekilde bu çözüm kümesini de bulduk. Ve bu kazanımı bitirdik. Şimdi kazanım 57'ye geçebiliriz.